Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, minik prenseslerimiz için güzel bir bandana çalışması yapacağız. Şöyle fiyonklardan oluşan yapımı e, kolay bir o kadar da şık olan çalışmamızı her yaş için çalışabiliriz. öreceğimiz yaş grubu büyükse e, İlk başlangıçtaki öreceğimiz çift sayı olarak e, tamamlamamız gereken trabzanımızı daha büyük örerek daha büyük yaş grupları için e, bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekelim ve fıstığımız için zeminimizi hazırlayalım. Bir tane düğümümü attım. Üzerine başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. İlmeğimi uzatıyorum tığımın başını doluyorum. Birinci zinciri değil ikinci zincirin içerisine gelerek altı defa başını dolayarak ilmeğimi uzatıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi doluyorum. Aynı yuva içerisine giriyorum. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altı. Ve son olarak 7 defa giriyorum. 7 defa uzatarak ikinci zincirimizin içerisinde ilmeğimizi aldım sonrasında ipimin bulunduğu yerle şu dip kısma tutuyorum elimi şu şekilde ipimi alıyorum içinden geçiriyorum ve buradaki ipimle kapatıyorum ve bir zincirimi çekerek ilk fıstığımı örmüş oluyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum bunu bir diye saymıyoruz tığımın başını doluyorum giriyorum bir başını doluyorum iki doluyorum 3 doluyorum 4 doluyarak giriyorum 5 6 7 defa bu işlemimi tekrar ettim elimi tutuyorum şu kısma alıyorum tutmuş olduğum ipimle burayı kavrayıp kapatıyorum ve bir zincirim ilave ediyorum iki tane fıstığımızı ördük uzatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 defa bu işlemimi yaptım tutuyorum elimi kapatıyorum ve bir tane zincirimi mutlaka çekiyorum bakın bu şekilde arda arda fıstıklarımızı örüyoruz büyütmek istediğimiz boyuta kadar fıstıklarımızı öreceğiz Küçük yaştaki bebeklerimiz için daha az fıstık yeterli, büyük çocuklarımız için daha çok fıstık gayet güzel olacaktır. Tutuyorum, çekip kapatıyorum. Bir tane zincirim. Tekrar sayıyorum. Bakın, bir, sayıyorum, İki. üç, dört, beş. 6 son olarak giriyorum 7 7 defa sardım elimi tutuyorum kapatıyorum ve bu şekilde fıstıklarımızı örerek ilerleyelim 12 tane fıstığımı ardı ardına yaptım sayalım 2 4 6 8 10 ve 12 Bakın bu boy yeterli olacak kenarlarına da zincirimizde tamamlayacağız Şimdi en son fıstığımızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum zincirimi 2 fıstık arasındaki yer alan şu bölüme gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirle kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Aynı yere biraz önce yapmış olduğum gibi 7 defa giriyorum ve uzatıyorum. 2, 3, 4, 5, Altı ve 7 Toplam 7 defa doldurdum. Şimdi ikişer ikişer alıyorum. Bakınız şimdi tığımın başını doluyorum. İki tanesini bir örüyorum. İki tanesini bir örüyorum. İki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi ikisini ve son olarak kapatıyorum. Şu şekilde bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer örerek kapadım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen şuradaki ilmeklerimi aldığım yerin üzerine geçerek birer sık iğne ile uç kısmıma doğru gidiyorum. 1 2 3 Bakın sırasıyla hepsini yaparak saymaya gerek yok. İlerliyorum. Bir sonraki iki fıstığın arasına gelerek batıyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektikten sonra yine bir sonraki iki fıstığın ara noktasına geçerek batıyorum. Bir zincirimle burayı kapatıyorum ve ilmeğimi uzatarak başlıyorum. 7 defa sarmaya. 1, 2, 3, 4 5 6 ve 7 7 defa sardım ikişer ikişer örerek geliyorum 1 2 bakın 2 2 alıyorum üçünü bir alalım bir ayrı almayalım diğerinde ayrı almıştım ama gerek yok bir tanesini birlikte alalım bir zincirimi çektim ve birer sık iğne ile uç noktaya ekliyoruz üzerlerinde görmüş olduğumuz şu kısımlara batarak birer tane sık iğnemizi örüyoruz ve her iki fıstık arasına gelerek yine batıyorum 5 tane zincir 1 2 3 4 ve 5 her iki fıstık arası bölümümüze batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra 7 defa çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 ikişer ikişer alalım ikişer ikişer geliyorum. Bir tane zincir en son aldıktan sonra dipelerine batarak sık iğnemle uç noktaya doğru geliyorum. en son sık iğnemi ördükten sonra yine iki araya batıyorum ve bu şekilde sona kadar örerek ilerliyorum şöyle görmenizi istiyorum sıramızın sonuna kadar örerek geldi 1 2 3 4 5 en son uh, uç noktadakine sizlerle birlikte çalışalım yine zincirimi çektim araya giriyorum bir zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 defa sardım ikişer ikişer alalım bir bakınız ikişer ikişer sonu da kapatıyorum bir zincirimi çekip tepe noktasına batarak sık iğnelerimle kapatıyorum bu noktaya kadar yaptığımız şekliyle Evet altıncı ve en son fiyongumuzun bir bölümünü yarısını çalıştım. Şimdi son olarak şu uç noktaya giriyorum ve batıyorum. Buradan 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 bu bölüme geçiyorum ve batıyorum. Bir zincirimizi çektikten sonra yeniden ilmeğimi uzatıyorum ve 7 defa başını dolayarak çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 ikişer ikişer yeniden alıyorum. Bakın 2 2 alıyorum. bir zincirimi en sonda çekiyorum ve kapamış olduğum yerin tepelerine batarak birer sık iğne ile diğer yöne doğru ilerliyorum. Ve şuradaki bakınız bir sonraki iki fıstık arası bağlantımın içerisine giriyorum. Fiyonkumu bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve yeniden 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Eğer e, daha kısa çektiyseniz şuradaki fıstığımızı 4 tane zincirde yeterli. Buradaki fıstığımızın boyutuna göre zincirlerimizi belirliyoruz sayısını. Ve tekrar bir zincirimi hemen çekiyorum. Battığım yeri kapatarak ilmeğimi uzatıyorum. 7 tane ilmeğimi uzatıyorum 3 4 5 6 ve 7 yine ikişer ikişer alıyorum bakın 2 2 uç noktaya kadar bu şekilde işlemlerimizi tekrar ede ede fiyonklarımızı tamamlayalım bir zincirimizde kapatıyorum hemen tepesine batarak birer birer uç noktaya doğru ilerliyorum. İki fıstık arası. 5 tane zincirimiz. Evet bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle görelim. Bütün fıstıklarımızın buradaki bölümlerini örerek tamamlayalım. Yarım olan fiyonklarımızın diğer yarısını da yapıp daha sonra görüşelim. Fiyonklarımızın yarısını da tamamladık. Şimdi tam birer fiyonk oldu. En son bölümü de birlikte çalışalım. Bir tane zincirimi çektim. 7 defa giriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine ikişer ikişer alalım. Tepelerine birer birer sık iğnemizi batarak ilerleyelim. En son uç noktaya gelerek batıyorum. Bir tane daha zincirimi çekip bu kısmımı sağlamlaştırdıktan sonra bandanamın üst kısmını bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bağlama yerine örmeye başlayalım hemen hiç bırakmadan 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başında doluyorum. Dibine gelerek batıyorum. 1 2 ve 3. Bakınız yanına bir tane de Trabzan ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Biraz önceki trabzanımın tam arasına girerek bir trabzan daha örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Şöyle bakınız araya girerek 1, 2, 3 defa da aldığım trabzanımı örüyorum. 3 zincir ve araya girerek 3 tane trabzan 1 2 3 1 2 ve 3 1 2 3 istenilen boyuta gelene kadar örmeye devam edelim. 3 zincir. 3 defa da çektiğimiz trabzanımız. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Biraz daha örelim bağcığımızı yeteri kadar örerek tamamladım. Bakınız gayet güzel oldu. Diğer tarafa da uç kısmından yine giriyorum. Bakınız şuradaki bölümden girişimi yapıyorum. Aşağıda fıstığımızın da bağlantılı olduğu yerden ipimi alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı noktaya girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek trabzanım. 1, 2, 3 zincir aynı yere batarak bir defa başını dolayıp 3 defa da çektiğimiz trabzanımızı örüyorum ve bu şekilde istediğim ölçü gelene kadar yani diğer kenardaki aynı ölçüye gelince bırakıyorum. Yoklarımın üzerine birer tane de inciyi dikerek bu, bu şekilde bir e, hoşluk katmak istedim. En son incimi sizlerle birlikte dikiyorum. İsterseniz dikmeden de kullanabilirsiniz. Ama diktiğimiz zaman incilerimizi ya da herhangi bir renkte ipimize uygun boncuklarla da bu işlemimizi çalışabiliriz. tanamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz incilerimizin dikişiyle de. Evet bir çalışmamı bu şekilde tamamladım. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.